Alkışlarımızı bekliyor. Now it's time for the gold medalist with your applauses. Nidai Nizisunda. Tebrikler. Babam voleybolcu, voleybol antrenörü de aynı zamanda. Annem de ev hanımı fakat spor aşığı bir insan. 3,5 yaşında ilk olarak jimnastikle spora başladım. Ardından da voleybol oynadım. Çok kısa bir süre voleybol tanımam için. Ve ardından 5 yaşında ilk önce yüzmeyi öğrendim. Ardından 7 yaşında yüzmeye ciddi bir spor olarak başladım. Sonra da zaten spor aşkım, yüzme aşkımla beraber bu pekişti. Ve yüzmeye aynen bu yolda devam ettim. Performans sporcusu oldum ardından da. Kısa kulvardaki Türkiye rekoru hala bana ait 2.6.87 ile. Avrupa kısa kulvarda bu rekorumu tabii ki geliştirmek istiyorum. Orada finale kalmak istiyorum. Finalde daha doğrusu kürsü mücadelesini keyifli bir şekilde vermek istiyorum. Şöyle, aslında hala korkuyoruz bence. Ya yüzmeyle deniz ve havuz gerçekten çok çok farklı. Havuzda bir akıntı yok, dalga yok, rüzgar yok ama denizde bunların hepsi var. Ve biz havuzun dibini görmeye alışkınız. Fakat denizde dibi görmeniz pek mümkün değil. O sırada zaten yarışın heyecanıyla herhangi bir şey görmeniz mümkün değil. Ve birçok sporcuyla, yüzücüyle aynı anda yüzüyorsunuz o sırada. Haliyle onlarla zaman zaman çarpışıyorsunuz. Bazen hırstan size zarar verenler ya da fark etmeden size zarar verenler olabiliyor. O yüzden deniz çok daha farklı bir alan. Açık su dediğimiz farklı bir yüzme branşı var, öyle söyleyeyim ben. Havuz ve açık su. Ben havuzda yüzüyorum normalde. Açık suya daha önce açık su yarışlarına katıldım. Marmaris'teki Aquamaster yüzme yarışlarına katıldığımda orada 6 kilometre yüzmüştüm. Fakat Boğaz bundan da farklı bir yarış. Çünkü normal açık su yarışlarında işte 4 duba, 5 duba verirler ve onun etrafında dolanmanız gerekir. Fakat açık suda, Boğaz yarışlarında bu böyle olmuyor. Sizin bir yerden bir yere direkt olarak varmanız gerekiyor. Ve bu sırada az çok belli bir rotayı, daha doğrusu akıntıyı izlemeniz gerekiyor. Ters akıntıya girmemeniz, Boğaz'ın o Karadeniz sularının, o soğuk sularından izleyerek rotayı takip etmeniz gerekiyor. Bu yüzden çok farklı bir yarış. Bilin yani herhalde her bir bayidin harcı değil desem belki doğru olabilir diye düşünüyorum. Birincilik korkuyla geldi diyebilir miyim? Evet, ya kolay gelmedi, kesinlikle kolay gelmedi birincilik. Ama tabii o kadar imkansız değil. Zaten son derece güvenlik önlemlerinin alındığı ve çok güzel bir organizasyon Boğaziçi, Samsun Kıtalarası Boğaziçi Yüzme Yarışı. Bu bütün güvenlik önlemi olunca aslında insan kendini biraz daha güvende hissediyor. Ya en kötü elimi kaldırırım, bonemi çıkarırım ve beni alırlar diyor yani o kadar hani boğulurum, ölürüm, kalırım, yok şuraya vururum falan diye bir durum söz konusu değil. Tabii ters akıntıya girdiğinizde bebek sahilden çıkmak mümkünmüş. Ya da arkadaşlarım söylemişti. Ya da işte köprünün altından geçince su bir anda soğuyor gölgenin etkisiyle tabii ki. O farklı bir deneyim. Orada yani 2600 kişi yüzdü bu yarışı. Fakat 2600 kişiyle bir aradasınız. Çok harika. Evet, çok kalabalık. Ama koca Boğaz'da öyle geniş bir alanda 2600 kişiyle beraber olmak çok farklı bir deneyim. Bir ara hakikaten denizde acaba ben tek başıma mı kaldım, herkes nereye gitti diye düşündüm. Kaybolduğumu da düşündüm bir ara. Fakat öyle olmadı, çok keyifliydi. Böyle bir şu hissiyat oluyor mu? Acaba Heybeliada'dan çıkar mıyım? Yanlış gibi. Ya şimdi Boğaz'ın tek yöne gittiğini biliyorum. Ama bir noktada etrafımda gerçekten o kadar kişi yoktu ki ve hani o sırada güneş geliyor gözünüze, benim gözlüğüm biraz buğulanmıştı, öyle minik bir problem yaşadım. Havuzda hep duvar itiyoruz, ayağımıza pek kramp girmiyor ama denizde öyle olmuyor. Sürekli ayak vurup bunu devam ettirmeniz gerekiyor belli bir süre boyunca. Minik bir kramp yaşadım ve hani o sırada yorgunluğun etkisiyle, stresin etkisiyle daha doğrusu, çünkü koca denizde tek başınıza hissediyorsunuz. Bunun etkisiyle ya ben yanlış bir yere gitmiş olabilir miyim acaba diye düşündüm. Hani Boğaz evet tek bir yol ama yani o an sanki başka bir yol daha var ve ben oraya gitmişim gibi hissettim öyle olmamasına rağmen. Tabii ki sonra biraz daha o stresi durdurup sakinleşip
bir etrafıma baktım. Bir yerde durup maalesef gözlüğü çıkardım ama o an hakikaten benim için gerekiyordu. Çünkü Galatasaray Adası'nı görmem gerekiyordu fakat ben adayı göremedim. Yani adanın bayrağını görmem gerekiyordu. Rota için önemli bir adımdı. Fakat ben bunu göremedim. Biraz da panik yaptım. Haliyle ben neredeyim şu an diye bir durup gözlüğü çıkartıp bir etrafıma baktım ve sonrasında devam ettim. Kürsüyü bekliyordum ama birinciliği beklemiyordum. Güzel oldu. Şöyle, şimdi ilk pandemi patladığı Aralık ayında ilk vaka yurt dışında, Türkiye'de Mart ayında açıklandı. Ardından yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında işte her yer tamamen kapandı ve evlere kapandık. Yaklaşık 3 ila 4 ay boyunca evlerimizdeydik. Herhangi bir yere gidemedik. Evlerimizden çıkıp antrenman yapamadık daha doğrusu. Ve o süreçte psikolojik olarak çok yıprandık. Yani eminim herkes çok yıprandı tabii ki. Bizim için birazcık daha farklıydı. Çünkü yüzme çok suda olmanız gereken, su hissiyatını sürekli hissetmeniz gereken, bir gün antrenman yapmazsanız işte bir hafta geriye gittiğiniz bir branş, spor branşı maalesef. O yüzden sürekli suda olmak, sürekli suyu hissetmek, antrenman yapmak çok önemli. Şöyle bir avantajımız vardı aslında. Bence sporcular olarak, yani bütün dünya olarak ya da bunu diyebiliriz, yalnız değildik. Yani yaşadığımız şeyi sadece biz değil, o sırada dünyadaki bütün insanlar, dünyadaki bütün sporcular, Türkiye'deki bütün sporcular yaşıyordu. O yüzden de yalnız olmadığımızı bilmek, bu zorluklara tek başımıza değil aslında bir bütün halinde bunlarla, bu zorluklarla savaşıyor olduğumuzu bilmek farklı bir duyguydu. Bence biraz da motive edici bir duyguydu. Sonrasında o sırada tabii 2020 olimpiyatları ertelendi mi, ertelenecek mi? Ne oldu, ne gidecek? O bir karmaşık, bir zorlu bir süreçti. Fakat ertelediler. Bu işte geçtiğimiz haftalarda da olimpiyatları gerçekleştirdiler. Bir iki gün içerisinde de zaten paralimpik oyunları başlayacak inşallah. Oradaki sporcuları şimdiden bu arada çok başarılar. Kalbimiz onlarla. Bu süreçte tabii ki geri döndüğümüzde hepimiz az çok belli noktadaydık, aynı noktadaydık. O yüzden o noktadan itibaren aslında hepimizin mücadelesi aynı yerden başlıyordu. Zorluydu, uzun bir sezon geçirdik. Normalde bizim sezonumuz yaklaşık 11,5 ay, 11 ay sürüyor. Fakat bu sezon böyle iki sezonun birleşimi gibi oldu ve yaklaşık 15 aya kadar uzadı. 15 ay bir yüzücü için gerçekten çok uzun bir süre. Psikolojik olarak büyük bir savaş, sakatlıklarla mücadele için böyle çok önemli bir süreç. Çünkü stres artınca sakatlıklar da kolaylaşıyor. Zorlu bir süreçti fakat keyifli geçti. Ben hani minik farklarla diyeyim, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na 200 metre kelebekten gidemedim bu sefer. Fakat hani yarışları izledikten sonra dedim ki 2024 neden olmasın? Yani normalde 2024 hedefim yoktu fakat bu olimpiyatı izledikten sonra evet, ben bunu da yapabilirim, benim buna gücüm var dedim ve şimdiden 2024 için hazırlanmaya başladım. Sonuçta önümüzde sadece 3 yıl var ve keyifli bir süreç olacağını düşünüyorum.